Abi bak bu göldeyiz. Bak anlar burada olmuş. Bu bölgeye hakikaten akıyor. Nereye gidersek gidelim, yani altyapıdan efendim üniversitesine kadar, eğitimin diğer aşamalarından sağlığa kadar her alanda büyük yatırımlar yapıyoruz. Bunun kaynağı millet. Ben bir tane rakam söyleyip kapatacağım. Şimdi 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman devlet o zamanki 70 milyondan vergi topluyor. Bu toplanan vergilerin %86'sı faize gidiyordu. Yani 100 liralık vergi topladığınız zaman o 100 liralık verginin 86'sı faize gidiyordu. Geri kalanla maaş mı ödeyeceksiniz? Yol mu yapacaksınız? Hastane mi yapacaksınız? Yani nasıl hizmet üreteceksiniz? O nedenledir ki o dönemlerde Türkiye maalesef sürekli bir şekilde IMF'ye veya diğer tabii ki borç verenlere el açmış, hizmet üretememiş, ülke mesafe kat edememiş. 1990 yılında Türkiye ekonomisi yaklaşık 200 milyar dolar. 2002'ye geliyorsunuz yine 200 milyar doların biraz üstü. Halbuki biz geldik 230 milyar dolardan aldık ve geçen sene 772 milyar dolarla milli gelirimizi en azından hakikaten orta üst gelir grubuna ülkemizi taşıyacak düzeyde bir noktaya getirdik. Bütün ufamıza, peygamberler şehrine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Hodejva razı bey. Hepinize saygılar, sevgiler. Urfa'ya her vesileyle gelmeye çalışıyoruz ama bir hizmet vesilesiyle gelmekten daha güzeli yok. Sağ olsun Sayın Bakanımız Sayın Faruk Çelik, Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Urfalı arkadaşlarımız, valimiz, belediye başkanımız hizmetleri kolaylaştıracak yol açışlarını her zaman yapıyorlar. Bugün ben sabahtan milletin kazancı, milletin hizmetine dönüştürülebiliyor. Biz de buna çalışıyoruz. Sizin sürdürmeye çalışıyoruz. Ben yarın sabah arkadaşlarımla birlikte Harran'a gideceğim. Şanlıurfa merkezinin ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda Göbeklitepe'de çok fazla dile gelmeye başladı, şükürler olsun. Ama çok önemli bir yerleşim merkezi de burada. Türk İslam medeniyeti açısından çok özel merkezlerden birisi de Harran. Ve ne yazık ki geçmiş yıllarda Harran'da bazı eksiklerimiz vardı. Şimdi Şanlıurfa'da yola çıktık. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Harran'ı da bu gelişme projesi içine hızla ve önemle katmamız gerekiyor. Tabii Şanlıurfa'da yapacak çok fazla şey var. Burası bir anlamda tarihin kurulduğu kentlerden birisi. Bizim yaşadığımız düzenden, dünyadan daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Bu güzel Ramazan gecesinde, bu güzel açılış vesilesiyle ben bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Bölgedeki TEDAŞ ve TEİAŞ yetkilileriyle, milletvekillerimizle beraber bir araya geliyoruz. Toplanacağız. Acaba bu projeler bittikten sonra alınması gereken önlemler nelerdir? Eksik bir şey var mı? Teknik olarak bunları da inceledikten sonra ilave edilmesi gereken çalışmalar varsa onları da yapıp inşallah gelecek yıl sorun yaşanmayan, buzdolabının yanmadığı, çamaşır makinelerinin yanmadığı ve soğuk sudan mahrum, içecekten mahrum, klimadan mahrum, bu çağda olmaması gereken bir yaşam kalitesizliğini inşallah ortadan kaldıracağız ve sorunsuz bir enerji akışını gerçekleştireceğimizi burada ifade ediyorum. Birçok tarihi mekan gerçekten şudur şu hale geldi. Abdullah. Şimdi dün böyle, bugün böyle diyoruz şimdi. Bu kadar alacağım arkadaşlar. Bir numara. İki numara. Bakalım diremiyoruz.
5 numara. Bu manzarayı sağlamış bulunuyor. Yine Şanlıurfalıların bilgisine sunuyorum. 86 kişi burada görev yapıyor. Arda, Kupa, Dara, çok yolum var benim. Onları rahat.